Geziniyor Bisiklet kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu anda İzmir'de Göztepe'deyiz ve Manavgat'tan çıkıp Çanakkale'ye 1100 kilometre boyunca 10 gün boyunca şehit toprağını taşıyan, çok da ismini duymadığınız tematik tur düzenleyen benim de yakın dostum Ufuk Ahmet Anatça var. Merhaba arkadaşlar. Ufuk, ilk etapta sana soracağım soru şu. Bu tur nasıl çıktı? Bildiğim kadarıyla siz bu turu 5. kez yapıyorsunuz ve sessiz sedasız her sene yapıyorsunuz. Bu tur şöyle çıktı. Çanakkale'de 57. Alay şehitliğini gezerken 4 Manavgatlı askerin mezarını görmemizle ortaya çıktı. Döndüğümüzde Manavgat'a araştırdık. Nereden gelmişler, nasıl gitmişler, nerenin hangi köyünden oraya kadar yürümüşler, bunları araştırdık ve köylerini bulduk. Her sene o köyden bir avuç toprak alıp götürüp mezarlarına serperek hem onları anmak istedik hem de böyle tematik bir tur yaparak biraz da olsun ruhlarını şad edebildiysek ne mutlu bize. Peki bir diğer soru, yine merak konusu büyük ihtimalle. Bu turu yaparken yola çıkacağın ekip, bildiğim kadarıyla, yani bildiğim kadarıyla değil açıkçası, 7-8 kişi olarak gidiyorsunuz. Evet. Ve belli bir rotada, belli bir düzende gidiyorsunuz. Bunu özellikle bikepacking ve uzun turlara başlayan arkadaşlara tecrübeli olarak tavsiye edebileceğin, mesela rotayı neye göre çıkartıyorsun, seçeceğin ekibi neye göre seçiyorsun ve 10 gün boyunca 1100 kilometre ciddi mesafe ve ciddi efor istiyor. Hazırlık aşamasında neler yapıyorsunuz? Ya günlük 110 kilometre ortalama bir mesafe kat ediliyor. Bisikletler genelde demeyelim de tamamıyla yol bisikletleriyle herkes yola çıkıyor. Ya da yol bisikleti değilse bile, cyclocross'sa bile komponentler yol bisikleti ayna kolu ya da dişlisi olarak, rublesi olarak değiştiriliyor ki şey hızına, grubun hızına uygun hareket edilsin. Bunun dışında ekipmanlar otellerde konaklandığı için hafif ve az yer kaplayan malzemeler alarak yanımıza böyle bir seyahat şekliyle hareket ediyoruz. Hem daha mobil hem daha hızlı ve yani bizim tarzımıza biraz daha uygun olduğu için böyle bir yolculuk şekli. Şimdi turdan bahsederken mobilize olmaktan bahsettin. Evet. Hızlı bir tur yapıyorsunuz. Hızlı, evet. Seni Türkiye'de bikepacking'i getiren ve tanıtan insan olarak, arkadaşım olarak. Estağfurullah. Bikepacking'e iten nedenlerden biri bu turla bağlantılı olabilir mi? Şöyle yani. Biz bu turu ilk ben normal 4 çantalı normal bir turcu gibi yaptım. Yolda... Kökenin zaten eski turculardan, turculuktan geliyor. Evet. Normal işte ortlip çantalar, Vavde çantalarla bildiğiniz turculuğu yapıyorduk. Fakat yolda iki tane Alman'a denk geldik. Yol bisikletleriyle yanımızdan rüzgar gibi geçtiler. Sadece iki çantaları vardı yanlarında. Ve bizi solladılar, geçtiler. Yolda ben yakalamaya çalıştım, yetişemedim falan. İleride beni beklediler. Sonra bir oturduk, bir konuştuk, muhabbet ettik. Onlar da bizim bugün yaptığımızı o zamanlar yapıyorlardı. Hı hı. Oradan benim aklıma yattı. Dedim biz de deneyelim böyle, belki daha rahat olur ve gerçekten de çok daha rahat ve hızlı oldu tur. Hı hı. Yani normalde atıyorum 12 günde yapılacak tur, bu haliyle 7-8 güne kadar biz düşürmeyi başardık. Ve bu şekilde Türkiye'ye bikepacking olayı senden biz gördük. Yani öyle diyelim ama tabii ki benim zamanımda da yapanlar muhakkak vardır ama malzemeleri ilk alanlardan biri biziz. Ve Türkiye'de yavaş yavaş bikepacking yayılmaya başladı. Sanırım sebebi de işte hem herkesin izin olayı. Çok mantıklı. Yani sürenin kısa oluşu. Tabii ki. İzin almak, efendime söyleyeyim, uzun 15 günde. Yerine, tabii hem günlerde. Daha çok yer gezmek hem de biraz daha hızlı turu tamamlamak gibi hedefleri olabiliyor. Ya da performans odaklı arkadaşlar hem turculuğu tatmak istiyorlar. Bu tarz bir tur şekline dönüşebiliyor tabii. Peki son soru.
Bikepacking ile ilgili sana göre avantajları ne, dezavantajları ne? İlk başlayacak arkadaşlara, çünkü sürekli Interrail, Bicycle Rail grubunda da bu sorular dönüyor. Tavsiyelerin tecrübeli olarak nelerdir? Yani onlara avantaj olarak şu: hafiflik, hızlılık ve dediğim gibi performans odaklı biniyorlarsa ondan ödün vermeden tamamlayabiliyorlar turu. Tabii şöyle bir yanlış anlaşılma var. Acaba parasal olarak külfetli bir iş mi diye. Yani tabii ki sonu yok bunun. Çok pahalıya da alabiliyorsunuz bu çantaları. Onların alternatifleri, Çin malları da var. Ha, kötü mü? Bu turda mesela deniyoruz şu anda. Birkaç marka ismi vereyim mi yoksa? Fark etmez. Yani Rochevel var, efendime söyleyeyim, bu AliExpress'te bulabileceğiniz çantaları da deniyoruz. İki arkadaşımız onlarla. Topik çantalar var. Yine en pahalı olan segmentteki Apiduralar var. Hepsi hemen hemen aynı performansı sergiliyor. Şu ana kadar kimse memnuniyetsizlik duymadı bunların hiçbirinden. Yani her şey bütçenize bağlı arkadaşlar. Parasına göre dizebilirsiniz bütün ekipmanı. Burak, sen bu sene bu tura ilk katılanlardan, ilk defa teşrif eden arkadaşlarımızdan bir tanesin. Aynı zamanda Günah Çukuru'nun da değişmez elemanlarından bir tanesin. Senin turla ilgili düşüncelerini, hislerini alabilir miyim? İşte geçen yıl Ufuk abiyle tanıştığımızda görmüştüm bu turu. Yani tanıştıktan birkaç ay sonra böyle bir turun varlığından haberdar oldum. Aslında geçen yıl katılmak istedim. Fakat işte o sırada ekip belirlenmişti ve ben katılsaydım 7 kişi olacak tabii. Yani lojistik sorunlar çıkacağı için ben katılamamıştım ama hep içimde kalmıştı. Bu önümüzdeki yıl için konuşmuştuk ve işte bu yıl oldu ve yola çıktık hep birlikte. Şu an 8 kişiyiz. İzmir'e vardık. Harika bir şekilde de devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Şansımıza iyi bir havada geldik. Sanırım bundan sonrası biraz daha zorlu geçecek. Çünkü yağmurlara kötü bir havayla devam edeceğiz Çanakkale'ye. Gerçekten çok anlamlı bir tur. Yani sadece bikepacking değil, aynı zamanda şehitleri de hatırlamış oluyoruz. Böyle bir kesinlikle anlamlı bir yükümüzle. Yani toprağın bir kısmı benim çantamda şu an mesela. Yani çok anlamlı bir şey o yolu yürüyerek kat etmiş insanların, yaklaşık 100 yıl önce bu işi yapmış insanların yolundan gitmek, bisikletle bu işi yapmak gerçekten çok anlamlı. Ben de yıllık iznimden feragat ederek, kullanarak 12 gününü geldim. Çok mutluyum şu an burada olduğumdan. Devam ediyoruz keyifli yolumuza. İşte hepinizin merak ettiği Günah Çukuru ekibi de burada. Bu hafta böyle değişik bir video ile beraber, böyle önemli bir video ile karşınızda oldum. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda karşınızda olacağım. Şimdi bugün hep beraber, dün akşamdan beri Ufuklar işte sırayla Murat, Mehmet, Ufuk, Zeki, Burak ve Hanifi hepsi buradalardı. Hep beraber takıldık. Önümüzdeki hafta farklı bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Oğlum şey gibi oldu lan, sınıf toplantısı gibi oldu. Sınıf annesi girecek içeri. Teşekkür ederim.